Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kuru meyveli kek tarifi. Tarifimizin malzeme listesini ve yapılışını hemen aktarıyorum. 2 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bu iki malzemeyi beraber mikserde çırpıyoruz. İyice karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum yaklaşık 3-4 dakika boyunca. Sonra şöyle blender kabımın kapağını çıkarıyorum. Ve 1,5 su bardağı yoğurt var. Yoğurdu da ekledikten sonra tekrar çırpmaya devam ediyorum. Yoğurt tamamen karışana kadar, malzemeler köpürene kadar. Ben genelde kek yaparken her malzemenin arasında 3'er dakika mikserle çırpma süresi veriyorum. Bu daha güzel kabarmasını sağlıyor. Şöyle 2,5 su bardağı undan 2-3 yemek kaşığı kadar alıkoyup kalanını ekliyorum. Bu unu neden ayırdım? Kuru yemişleri unlamak için ayırdım. Kuru meyveleri, pardon, düzeltiyorum. Bunun içinde şu an hurmayı döktüm. Bir avuç hurma var. Bir avuç kuş üzümü var. Ve şöyle 2 avuç kadar da yaklaşık kuru kayısı kullanacağım. Onları şöyle biraz karıştırıyorum. Biraz unladığımız zaman kekin üzerine serptiğimizde dibine çökmeyecek. O yüzden unluyorum. Un yapmadığımız zaman bütün kuru meyveler kekin tabanına çöküyor. Üzerinde hiç kuru meyve yokmuş gibi görünüyor. Diğer tarafta bir paket kabartma tozunu ekliyorum unun üzerine. Bir paket de vanilyamı ekliyorum. Şöyle spatula yardımıyla iyice bir karıştırıyorum. Tekrar tamamen unlar karışana kadar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Şimdi keki yağlanmış fırın tepsisine dökelim. Şöyle spatula yardımıyla. Üzerini düzeltiyorum. Üzerini düzelttikten sonra kuru meyvelerimi serpiyorum. Aslında bu kek baton kalıpta daha güzel görünecek ve hamurun içine yani karıştırabiliriz. Ama ben üzerinde daha çok kuru meyvelerin görünmesini istedim. Baton kek kalıbında içine karıştırdığım zaman hamurun dibine çökebilir diye. Kekimi 25 dakika boyunca 180 derecede fırında pişirdim. Daha sonra arzuya göre ben elma marmelatı yapmıştım. Tarçınlı elma marmelatı. Kuru meyve ile tarçını çok uyumlu bulduğum için
Üzerine bu şekilde süslemek amacıyla sos yaptım. Arzuya göre isterseniz yapmayabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve zil ikonunu tıklamayı unutmayın. Sizden ricam. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.